İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kalispera gireske giri. Kıbrıs konusundaki görüşmeler sürecini değerlendirmeye sürdürüyoruz. Ve bu akşamki stüdyo konuğumuzda ekonomist ve siyaset analizcisi Doktor Zeki Besiktepeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήρθατε. Λίγο καιρό να τα πούμε. Οι εξελίξεις τρέχουν. Hocam, görüşmeler sürüyor ancak en zor konuda, mülkiyette tıkanma tehlikesi var. Doğrudur. Doğrudur çünkü bak ben onu net söyleyeyim. Özellikle şunu çok iyi algılamamız gerekir. İnsan hak ve temel ilkelerine ve Avrupa'nın kuruluş temel yasalarına uyacaksa temel ilkelerine ki 4. maddedir 11 Şubat 2014'te yaptıkları şeydi biliyorsunuz anlaşma 7 maddelik saat 13.15'te kısacası bu temele bana göre uymamaya çalışıyor Türk tarafı yöneticileri veya Türkiye tarafı. Neden söylerim bunları? Çünkü şunu çok net artık söyleyeyim Hüseyin. Çünkü algılaması orada devamlı vurgu yaparım. İmparatorluklara ait topraklar yani ele geçirdiğin topraklar, sömürgelere ait topraklar ve işgal edilmiş topraklar üzerinde halkın, toplulukların, toplumların, halkların hiç önemli değil. Erk olma gücü yoktu. Erk olmadığı yerde de orada o güç tarafından yani gelen işgal eden veya sömürge bulunduğunuz toprak veya imparatorluğun altında olduğunuz zaman o toprakların merkezi hükümeti karar verir. Kıbrıs'ta bizim maalesef kuzeyde sorunumuz budur esasında ve toplum bunu bilsin. Yoksa Sayın Akıncı iddia ederim ben ki en iyi görüşmelerde de ve galiben isteyen birisidir. Onu net söylerim. Ha ben iddia ederim daha da ileri giderim. Sayın Anastasiadis de istemektedir. Yani o görüntü var artık. Ama bizim için şu anda o kriterler çok önemli. Evet. Ben tabii çok defa da söylerim. Kriter de dediğim nedir esasında? Ya çok basit akşam da yani başka bir televizyondayım. Söylediğim şudur. Arkadaşlar çıkın da kabul edin ya. İki tarafta mülk sahiplerinin hakkı ki 52'de bunları imzaladı Türkiye parlamentosundan da 54'te geçirtti. Bu uyguluyor. İnsan hakları mı? Yani Paris Anlaşması evet. altında insan hakları sözleşmesidir bu dedi. Ve bunlar hep onaylandı, geçirttiler de parlamentoya, yürürlüğe de koydular ki kendi ülkesinde uyguluyor bunu. Kişinin bütün mülklerini tanı, ha bunlarda bizim sıkıntımız ne dedi? İki topluluk kelimesi, yani o iki kesimli. Rahmetli Magarios'un denktaşıyla beraber imzaladığı o 4. madde ve Gibran'ın Yunan'da 10 maddelik ki gene içindeydi bu federal ve iki bölgeli, iki kesimlilik federasyon nedir bizimkilerin algıladığı esasında getirin buraya sorun kendilerine. Kuzeyde hem mülk hem de nüfus daha çok olmalıdır kardeşlerimizden. Mantık ve bunun üstüne kuruludur bütün sistem. Onun için masaya geldikleri için tabii ki sıkıntı çeker. Nereden çeker? İnsan hakları ilkelerine, Avrupa Birliği'nin temel kuruluş yasalarına ve aykırı pozisyona düşerler. Ve ben tabii biraz ağır da konuşurum o tarafta ama şimdi burada onlara girmeyin. Bunu maalesef aşamıyoruz bu bir. Yoksa çok rahat aşılır. Yani mülk konusunda. Ya kardeşim 41 sene geçti zaten. O gün doğan çocuk 41 yaşındaydı. Torunu var şu anda. Torunu var. O gelmeyecek de iddia ederim ben ama. Mal konusunda bak ben Güneyliyim. Ben yerime eğer sağırsam gideceğim. Cumartesi giderim, ay sonu giderim ama bir ufak kulübe yapacağım gideceğim. Bu benim için geçerli. Ha bu tüm Türkler de gidebilir, gidebilir. Yani Kıbrıslı Türklerin anlatmaya ama bir etkisi yoktur. Ha gelecek olan konusunda Kıbrıs Rum'un kuzeye sorun kendileri açısından çünkü kafalarında onu yaratıyorlar. İşte bizi yönetebilirler vesaire vesaire. Ki bunların çözümü var. Onu da söyleyeyim. Yani mülkte kısacası isteseler para da bulunur. Nasıl bulunur? Ben çok basit söyleyeyim size onu da. Madem ki geldi 6 bin kusurdur gelen. Var 6 bin içerisindeki çoğunluğu malını satmak ister. Yani direkt devretmek ister. Komisyona mı? Komisyona. Bu yasal yani kurdukları. O Demopulos davası sonrası. Türkiye'nin alt yönetimidir. Kabul edildi ve ilk kez tarihte Türkiye şerh koymadı o davada. İşgal edildi dedi ya da kabul etti bunları haberiniz olsun. Döndü dedi ki kendisine işgal ettin, döndün, ayrı bir de kendin hukuk dışı bir sistem kurdun. Herkese de mal dağıttın, verdin koçancıklar vesaireler. Bunu da yaptın. Döndü ve onun üstünden şunu da der kendine. Ey Türkiye sen bunları yaparken
ve bu insanların bu malını alıp da işte başkasına verdiğimiz hak sahibi olana vereceksen imzaladığın bütün o anlaşmalar, evrensel insan hakları beyannamesi, evet. 49 Cenevre Sözleşmesi, 52 Paris Anlaşması, yani insan hakları sözleşmesi, daha da ileri gideyim, garanti olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 27 temel kuruluş yasasında baksınlar 19. madde garanti de derler kişinin mülkiyetini. Yani o da var o, evet, parçanın içerisinde. E şimdi siz bunları yaptıktan sonra bu malların yöntemi kısacası almak isterseniz orada 3-4 tane komisyon kurarsınız. İşte devretme, iade ve takas, satmak isteyen de kurar. Ama satmak isteyenler malı alırken dersiniz ki bir ay iki ay içerisinde ben sana bu parayı da ödemeye hazırım. Dönersiniz komisyona, satış komisyonuna iade edersiniz. Ama bu komisyona iade ettikten sonra bu malı Yahudi de alır, Türkiye de alır, Rum tarafındaki büyük şirketler de alır, İngiliz de alır, alır oğlu alır. Burada işte bizim dikkat edeceğimiz ana unsur burada yatır esasında. Yoksa o tazminat dedikleri konuda da, ki ben onu yine Demopoulos davası sonrası takip etsinler, suyu adaya getirmeye çalışması, Türkiye'nin ve hiçbirinin de karşı çıkmaması, ki aldığım duyumları da o zaman Yunanistan evet dediydi buna. Onu da bilsin yani çoğu. Onun üstünden zaten Rum tarafı bugüne kadar bir şey de yapmadı. Yani dava etme. Çünkü Alarko, evet, 95'te de kalktı yapsın bunu. Ben o dönemde hasbel kader tırnak içinde orada Tarım Bakanlığı'nda sözleşmeli personeli. Κύριε Ζεκί, επειδή ξέρω ότι είμαστε και φίλοι χρόνια και σας αρέσει και ο διάλογος, να αφήσετε μας να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Εντάξει. Παρακαλώ. Το κυπριακό είναι το περιουσιακό, σωστά το θέτει ο συνάδελφος, είναι ίσως το πιο πολύπλοκο θέμα προς επίλυση, που ίσως είναι και το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για να προχωρήσουμε στη λύση του Κυπριακού. Μέσα στις σκέψεις που γίνονται, είναι στις δύσκολες περιπτώσεις να συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα βλέπει αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχήν, αυτή η επιτροπή θα είναι αρκετή, θα είναι ικανή, λέω εγώ, να λύνει αυτά τα θέματα που θα φτάνουν ενώπιον της. Και ποιοι πρέπει να αποτελούν αυτήν την επιτροπή. Στο τέλος της ημέρας, ο ρόλος που θα έχει να διαδραματίσει αυτή η επιτροπή θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Bak ben çok bir şey, basit bir şey söyleyeyim. Kıbrıs sorununun şu anda ana sorunlarından biri %75-80'i mülkiyet sorunudur. Bunu çözdükleri gün Kıbrıs sorunu çözülüyor. Çünkü neden? Bunu da bilin. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasını taşımadır ya masada yaptıkları. Evet. Ne %70-30 ilkeleri bozulacak ki bunları isterseniz daha da. UTENTAK'a 7 öneride Türkiye 65'te verdiği konulardır bunlar. Türkiye aslında bunlar açtı federasyon ve... Çünkü fonksiyonel federasyondan coğrafi federasyona, evet, da geçildi. 10 bin aile gidecekti vesaire vesaire. 10 bin de gelecekti ondan bura. Önerileri 7 tane. 1080 kilometre kare tutmak. Ya esas mil konu mülkiyet konusudur. Mülkiyet konusunda da. Tabii o dönemde de. Çünkü şunu çok iyi algılamamız gerekir. Kişi öncesi, eğer bunu bileceğiz ama. Ben Türk tarafında fazla da itirazım budur kendilerine. Yani benim güneydeki malımın söz sahibi benim. Sahibi olan kimse. Kuzeyde de söz sahibi. Bunları kabul edeceğim. Ettikten sonra dediğim gibi araştırma yapan veya gelir insanlar ya başvur. Malını satmak iste. Alın, öden. Gelmek isteyen varsa buyursun. Efendime söyleyeyim geri iade de. Çünkü unutmayınız ki bizim güneyde bıraktığımız malın toplamda tabii değer olarak parasal değil. Dönüm 473.603 dönümdür. Bu bir. Rum tarafın, yani Rum dediğimiz kuzeydeki insanların da mülkiyeti 1.463.000 kusurdur. Tamam. Şimdi üçte bir anlamındadır. Ama bu verilecek olan kısmın içinde tuttuğumuzda şu anda yani ara bölgede dahildir. 3.288 kilometre karedir. Bunun içinde bizim bir kısmını vereceğiz. Bu da nedir? Üçte biri civarındadır. Yani o eski planlara göre konuşurum. Üçte biri devredilecek. Gelecek Kıbrıs, yani Federal Cumhuriyet'in yönetimine ama Rum Devleti'nin şeyine, yönetimine girecek. Kuzeyde kalacak olan kısmı da işte onun da içerisine %10, %20 şeklinde tartışmalar vardı. Ama ben şunu söyleyeyim. Kesinlikle bunlardan korkmamak gerekir. Mesela bana yönetim konusunda. Hoca bir şey sorabilir, buyur, miyim burada? Şimdi ilkeler belirlenecek. Tamam. İade ise iade. Takassa takas. Orada sorun yok. Ama tazminat.
Tamam. Kim ödeyecek? Bir saniye. Onu büyük bir ihtimalle bakın söyleyeyim size. Bir, işte sudan bahsettim. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı onu çoğu bilmiyor. Bir, ki bu söylenen bir şey. Tamam İsrail'e satacak. Bu ayrı yani nereye gidecek? Burada esas iddia kendileri tarafından yani konuştuğumuz insanların toplanacak su parasını tazminata yönelik kullanacak. Artı eğer ileride borularla Türkiye üstünden geçecekse ondan alacağı para ve buradan devletin de Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bahsederim. Yani federal neyse kurulacak olan cumhuriyetten onun da bir miktarını oraya aktararak bu işi bu şekilde kotaracaklar. Çünkü tazminatları başka yerin bize ödemesi mümkün değildi. Yani siz hukuken yasa dışılık yaptınız ya. Geldin attın yanlığı, aldın getirdin Zeki'yi, hatta Zeki 45 bin, 50 bin, 60 bin kişi geldi. 170 bin, 1,5 milyon dönüm bıraktı insanlar. Senin toplamda 1'e 1 vermalı. 1 milyon kalır geri. Kim ödeyecek bunu? Aldın getirdin de tabii, dağıttın da. Bırak Türkiye. Ki Güneyli'de. Ha. Verdiğin hepsi Türkiye'den de geldi. Türkiye Çin, ödeyecek. Rusya'dan da var. Doldu millet ya. Yani dünyanın her tarafından insan var orada ki mal aldı. Sıkıntılar bunlar. Çözümü bunun ki üstünde ilk oturacak olandır ki karşısında bulak sorunları. Bunları ne yapmalar gerekir? Bir, mülk sahiplerine tamamen bu işi diyeceksin insanca ve o işte AB normları dedikleri vereceksin. Yani kabulleneceksin. İki, bunu satmak isteyenlerin üstünden de günün koşullarında. İki taraf için de geçerli. Satacaksın. Üç, isterlerse tabii daha da öneri yaparım. Dört, üç derim şeyi geliştirirsiniz o malı. Evet. Onun üstünden bugün turistik tesisler kurulabilir vesaire vesaire bölgelere göre. Sağlık, turizm, akla gelen neyse. Yapılır, onun üstünden para çıkarılır. Yine insanlara o paramı verin diyen insan. Ha, geri gitmek isteyen amcalara zaten geri verirsiniz. Ve bu şekilde artık takasa güneyden gelenin de girmesi, yani bunu karşılıklı istemesi durumunda bu şekilde çözülür yani. Bu tek bizim sıkıntımız nedir masada? Ben onu söyleyeyim. Bu kriterlerin dışında Hristis veya kullanıcı dediğimiz Türkçe'de maalesef biz tanımlayamıyoruz. Ben geçen gün dinledim ve üzüldüm de yani sol partilerden bahsederim. Hepsi, şimdi kusura bakmasınlar, Avrupa mahkemelerine başvuran Kıbrıslı bir Rum'udu. Ne Çin başvurdu oraya? Çünkü bir haksızlık yapıldı. Adamı tankla koydun, öne yollattın işte bu tarafa. Silah zorla attın, evinden aldın, başkasına verdin. Şimdi sen bunu çözmenin yöntemi diyeceksin ki kendine be kardeş. Gitti mahkemeye, mahkeme dedi dur bakayım. Attın yentengin anattın işte ispatlı şeydi. Eve de dönemez. Geri de vermem. Lütfen dedi çöz dedi bunun sorununu. Ama döndü dedi kendine. Bunu çözer kana. Lütfen dedi kendine. İçinde oturana da onun da karşıma gelmemesini sağla. Türkiye söyle bunlar. Ha nedir bu ama? Hepsi kelimesi değil burada. Savaştan mağdur olan o 74'te tankla topuna kovulan veya güvenmeden, çünkü bize de dediler güvenliyordu, benim gidini küçey düzelsin evet. Durumcuklar da gelirsiniz. Bizim bölgede fazla bir şey yok ama insanlar ne yapsın? Ben sordum çünkü. Büyüklerime çok sordum bunu. Zorunluluktan dolayı gittik oğlum dedi. Evet. Yani bunda şimdi bunlar yapıldıktan sonra bizim kısacası çözümünün yöntemi ben hep bunu söylerim. Ha burada tabii ki bunu da söyledim, bugün de söyledim. Yani akşam da bunları söyledim. Çok basit. Türkiye dışişlerinin koyduğudur. Yoksa isteseler bunu çok rahat çözerler. Baksınlar bir Allah'ını seversen ister 23 Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana ister 56 57'lerde olan olaylardan dolayı bir takip ediniz. Türkiye'de bireysel mülkiyeti geriye de iade ediyor. Yani bunlar var artık. Türkiye bunları hep uygular. Ha bizim de eğer buna yaklaşılırsa o temel ilkelere imza attılar. Çok basit çözülür. Tazminat konusu yalnız dediğim gibi sattığın mallar olabilir. Çünkü değerlenecek bunlar. Bunlar günün koşullarında satıldığında hemen uluslararası sistemin içine girdi. Anda zaten 3 katı da fiyat artacak. Onu da söyleyeyim. Tamam hocam. Bunlar detaylar. Türkiye'nin politikası nedir? İşin ilginç yanı işte buradadır sıkıntı. Benim gördüğüm bir taraftan Türkiye şu anda yani bir taraftan isterim der ha onu da söyleyeyim açık. Ama diğer taraftan benim gördüğüm gerek bölgeyle ilgili gerekse kendisi kendi konumunu da yani suyun gelmesi yalnız tazminat değil stratejik olarak ve jeopolitik olarak tutmak ister Kıbrıs'ı. Yani bir şekilde çözülse bile burada hak talep etmeye yönelikti. Nasıl 65'lerde işte Karpaz'da bana bu kadar ver Meis Adası'na gidelim falan şeklinde de bir hayli de rahmetli Magarios karşı çıktı. Yani bunları açıp bakanlar var artık.
Orada benim şüphem var Türkiye'nin çözüm istediği konusunda. Mesela sıkıntım da oradadır zaten. Yani yoksa bizim tarafta şu anda Sayın Akıncı ve arkadaşlar orada gelip gidenler kesinlikle çözümden yanadırlar. Ancak çözüm masasına gelirken dışişleri Türkiye'nin kendilerine bir kağıt verir. Onun üstünden konuşurlar. Ama onu da net söylerim. Eleştiririm de bu konuda. Kıbrıslı Türklerin çıkarına değil, konuşulan masada tamamen Türkiye'nin savaşla ortaya çıkarttığı yapının getirdiğini husun, verdiği mülklerin yasal pozisyona getirilmesi kavgası verilir. Neyin? Savaşın ortaya çıkarttığı yapının hukusallaşması. Bu ise ve bundan kaçmazsak biz Kıbrıslı Türkler kesinlikle çözüm olmaz. Onu söyleyeyim. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τον Κυπριακό. Θα επηρεάσουν καθόλου τον Κυπριακό. Κύπρος κόνουσουνου, bana göre, çünkü bu uluslararası bir de sorundur Kıbrıs. Yani ben onu 56'yı çok örnek veririm. Süveyş'ten çıkarken İngiliz geldi, İngiliz üstlerini kurdu. Şimdi geldi buraya, unutmayın, geldi Suriye'ye vurur şimdi şey Ruslar. İşitçileri, entariyle kovdurur şimdi. Geğerleri, entarileri ve perukları da kaçarlar şimdi. Şimdi böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri, çünkü NATO ile alakalıdır bu bölge. Çünkü jeopolitik yönü güçlü ve bunun savaşımını verirler şimdi. Evet düştü Sovyetler Birliği, sevindi hepsi. Kapitalist kardeşlerimiz diyeyim veya sermayedarlar sevindiler ama ve soğuk savaş dönemine giriyoruz. Neden? Aynı ideolojiyi, sermayeyi savunan insanlar bunlar. Dünya meydan okuyan, G8'lerin kurdukları işte dünyayı yöneten, dünya üretiminin %85'ini kontrol eden ülkeler. Şimdi ne oldu ey kahramanlar? Da geldiğinizde şey dersiniz. Ve Amerika Birleşik Devletleri düne kadar IŞİD'i bombalarken örnek vereyim. Hiç tam tersi yayıldılar, yayıldılar. Bu kadar silah ki koydular. Aldıkları doğal kaynaklar yani yeraltı kaynaklarını kime sattılar? Silahları kimden aldılar? Baktığında patladığı zamanki gösteri şimdi. Bir duman da gider uçaklar sallanır. Yani anladırdı Putin bunları geçen tamam hocam. Ha neyse. Anlatmaya çalıştım burada. Böyle bir ortamda şu anda eğer buradaki Çin, Şangay kısacası dayandı çünkü bütün hocam, Asya'ya kadar... Hocam sorusu daha somuttu. Bilirim. Asya'ya kadar da ama benim anlatmaya tamam çalıştım. Hocam. Türkiye'de bir NATO ülkesidir. Bu çerçeve içerisinde nasıl geçmişte olduysa NATO'nun istediği nedir şu anda bunu iyi okumak gerekir. Stratejik olarak. Türkiye'nin şunu söyleyebilirim. Kıbrıs'ta asker tutması kesinlikle çıkarına değil tam tersi ekonomik yönde büyük kaybolmaktadır. Ekonomik yöndeki çıkarları şu anda Türkiye'nin baktığınız zaman kesinlikle Tayfa'da bulunan ve Mısır'da bulunan gazın işte Kıbrıs'ın ama özellikle o ikisini zaten bastırır şu anda İsrail çözüm olsun ki sırf buradan o üç Kıbrıs üçgeni üstünden İsrail ve Mısır birleştirerek Türkiye üstü bu boru hatlarıyla Avrupa'ya kıtılması ama kimsesi de bunu yaban yani, atmasın. Yani hocam kısaca Türkiye'de değişiklik olsa bile iktidarda Kıbrıs bu politika konusunda değişmez. Ülkelerin dış politikaları Rusları sen bilin iyi yaşadın sen de. Değişti mi bugüne kadar dış politikası? Değişmesi çok zor olan bir olaydır. Çünkü devletlerin dostluk temeli üstünden kurmuyorlar ilişkileri. Çıkarlar üstünden. Düşürttün ya petrolü geldi vurdusa şimdi. Geldi başka nedir istedi ama. Aran elinden domino güç olan enerji kaynakları üstünden Avrupa'yı kurtarmaya çalışın elinden. Adam da geldi girdi oraya hadi tokan bakayım şimdi yapabilirsen. Yani anlatmaya çalıştım bununla birlikte yani çok nedenler var da gelindi ve gelinmekte. Türkiye şimdi bunu tabii bizim ama bak ben iddia ederim zorlarsak yani yerli insanlardan bahsedeyim Kıbrıs Rum kardeşlerden Türk kardeşlerden yani yerli insanlardan Türkçe konu. Zorlarsak çözüme gidebiliriz çünkü artık çıkış noktamız gerek ekonomide gerekse siyasal ve kültürel alanda çok ciddi bir zorluğumuz var artık. Yani bizim orada eskiden Türkiye'nin aleyhinde bir şey söylesen dilini keserler. Ne paranı, ne pulunu, ne suyunu, ne memurunu istemeyip bankart geldiği gün Erdoğan elçiliğin önünde tutarlardı insanlar. Şimdi bunlar önemli. Bunlar önemli neden? Ve her geçen gün bu büyüyor orada. Çünkü farkında Kıbrıs'ı Türkiye'yi kaybeden kendi oldu esasında. Ha bir şey daha ekleyeceğim burada. Masaki από μνημόνια ένα λεπτό. Και έχω μια τελευταία ερώτηση. Εσείς προσωπικά, που παρακολουθάτε από κοντά όλες τις εξελίξεις εδώ και κάποια χρόνια, από τις μέχρι τώρα κινήσεις και από την πολιτική που εφαρμόζει ο κύριος Ακκιντζή, είσαστε ευχαριστημένος? Ben her zaman çekimseriydim. Yani
daha doğrusu çekimser derken, şimdi kişi olarak ister bunu. Ben daha da kızarım. %60 oy verdi, niye inmez sokaklara? Türkiye'nin dayattığı da farklıdır ama. Maraş'ı vereceydi bu adam, ne oldu? Ses çıkmaz. İlk dedi Maraş açılacak. Kapalıdan bahsediyor. Kabul. İşte kapılar açılacaktı. Ne oldu? Çünkü orada unutmamak gerekir ki bir askeri yönetimin altında bulunan başka bir ülkenin kontrolünde olan artı alt yönetimidir. Kabullendiler bunu. Uluslararası dünya bunu biliyor. Bizim de bilmemiz gerekir. Bizim tabii oradan büyük hatamız, sözde parlamentomuz var, sözde milletvekilleri var, varoğlu var ama piyonluğun ötesinde bir şey değildir bunu. Onun için bizim burada, benim her zaman çağırdığım ve çağırıda yaptığım toplumların birleşmesidir. Ancak bir şey daha söyleyeceğim. Kıbrıs Cumhuriyeti benim de cumhuriyetimdir. Bu elcikler açılacak ve beni de kapsayacak. Niye geri dönüşümü sağlamaz? Avrupa Birliği'ne girdiği günden beri. Köyler yıkıldı gitti. Başlat böyle bir proje, parası da orada. İnsanlar da işlesin. Ama bunu yapamıyorlar maalesef. Ve bu zımnen Taksim'e giden de bir yerdeki bir evvelden ben gelirim de kılırım. Zımnen derim bakarım ya, buradaki yönetimde Taksim iste. Ya kardeşim patlatmak istersen bunu. Babamın bir lafı vardı, taş kırardı. Başka bir amcam da vardı. Taş kırarlardı ve bilin ne derdi. Ay oğlum damarına korsan, vurursan diyor patlar taş, açılır her tarafı. Eğer damarcığı bulmazsan diyor parça kopar gözünü çıkarır derdi. Evet. Anladın çok şimdi doğru. Bizim de. Biz maalesef bunları yapmıyoruz ya. Sıkıntımız evet. Oradadır. Evet. Nasıl? Personel var mı? Cevap karıştı. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol.